günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Siz Elif Hanım'la aynı apartmanda mı yaşıyordunuz? Evet. Evet, buyurun. Ama evet, siz anladığım kadarıyla öne bakan üst kattasınız. Biz 2006 yılında oradan taşındık. Bu olay 2007 yılında oluyor. Bu olayların son noktalarını hiçbir şekilde bilmiyoruz. Hı hı. Abileri gelmiş, işte bir şeyler olmuş, 7 ay kalmışlar falan. Onları bilmiyoruz. Biz sadece o süreç içinde nişanlılığını, nişanlandıktan sonra Gülçin'in aldığını, işte sürekli gelip gittiğini o kadar normalleştirmişti ki hani sürekli dün izledik, söylemek istiyorum. Dün diyor ya bunu ispatlayın falan diye. Her zaman sürekli gidildiği için polisi arama gereği kimse duymamıştır yani. Doğru. O kadar da şey değil. Değil mi anne? Değil mi anne? Ha, siz şimdi baştan o zaman nişanlılık tarafından biliyorsunuz. Aynen evet. İki gün ben arayıp söylemiştim. İki gün mü nişanlı kaldılar? 2 gün evet. Kısa bir süre sürdü. Ha. Sonra Hacı abi zaten çocuğunun babası. Ha. Onunla uzun yıllık ilişkisi vardı. Ondan öncesi de vardı yani. Ha. Onu duyduktan sonra Mehmet Bey'in ondan ayrılma isteğini duyduk falan. Yani hepsinin 2 günde mi oldu bütün bunlar? Yok. Nişanlılığı 2 gün sürmüş ama sonrası tabii sürdü. Sonra gelip almaları bitmedi. Kız kardeşini kaçırdıktan sonra da devam etti. Bunları mı soruyorsun? Ha yok, şimdi bunlar 2 gün nişanlı kaldılar. Evet. Sonra ayrıldılar. Aynen, Hacı abi biraz sıkıntılı olduğunu düşündüğü içindir herhalde. O şekilde aldı. Yani ayrıldı Mehmet Bey. Öyle diye düşünüyorum. Tamam, sonra Gülçin o sırada 14 yaşında mıydı? Anne öyle söylüyor. Çok küçüktü. Hı hı. Çok küçüktü. Sonra siz de onu kaçırdığını biliyor musunuz Gülçin'i? Evet evet biliyoruz. Kendi de biliyor yani. Herkes biliyor. Tamam peki sonra Sibel bu duruma... Bir şey sorabilir miyim? Gülcan abla var ya orada. Gülcan mı? Ha, Gülcan evet. Gülcan. Gerçekten hiçbir yerinde yok bu olayların. Çünkü zaten evlendikten sonra eşi hiç göndermedi onu. Yani öyle dinde bir gelirdi falan filan. Hiç gelmezdi. Olayları bilmiyor. Öyle. O 4 çocuğa bakmış kayınvalideyle. Öyle, kıyamam öyle. Ben doğru. Sana. Öyle, hiç yoktu olaylar. Çarşıya gitse kayıp olur. Ha? Çarşıya gitse kayıp olur. Öyleydi Müge Hanım. Hem bilmez. Ben onun çocuğuna da baktım yani. O kızı sadece olmuyor. Benim görevim bilmez. O gibi geldi bana. Başka bir şeye karışmadım. Hiçbir diyorsun. Şeye karışmadım. Zaten kendine ben baskı yapardım. Sen mutlu muydun kocanla? İyiyiz. Mutluyum. Kayınvalide? Kayınvalidem biraz diktatördü işte şuraya gitme, buraya gitme. Her şey, bütün ihtiyaçlarımı o karşılardı. Ben de ev işi, çoluk hayatta çocuk. Mı şimdi? Ha hayatta. Hasta kendisi. İşte yoksa o da kaçtı. Sen niye kaçtın ya 15 yaşında? Kaçmadım, evlendim. Kaçmadan evlendim. Aynı binadaydık, evlendiler. Evet. Sen niye evlendirdin o zaman bu kadar küçük kızı? Çık. Kaynanası mı neyse dedi ki ne kızım yok dedi, kızım gibi büyüdürüm dedi. Zor zoruna aldı. Abicim sana ne kadının kızı yoksa kızı olmayana ben çocuğumu vermek zorundayım. Bana söyleyeşin birbirini dedi sevmişler dedi. Alacağımın yanımda büyüteceğim. Bu işten ben hiçbir şey anlamadım. Neyse sonra hanımefendi ben, dün izlediniz ya beyefendiyi. Evet. Şimdi beyefendi diyor ki kayınvaliden bana iftira atıyor. Ben onu kız kardeşim gibi gördüm. Hiç de gezmedik de tozmadık da. Ha, bana iftira rüya atıyorlar diyor. Rüya görüyor ya. Biz o zaman bu kadar insan da rüya görüyor. Yalan. Kendi gerçekten böyle bir şey yok. Yalan. Sürekli diyor ya benim namusum benim diyor işte bir şeyim var, şerefim var, çoluğum var, çocuğum var. Ama bunları sen yaptın. Sağa mı düştüydü öyle ya? Bunları sen yaptın. Anası yani. Anası var babası var. Sana ne yaptı yani? Duymuyoruz ki bunları biz biliyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Sibel abla şöyle bir insandı. Yanındaki hiç kimsenin zarar görmesini istemezdi. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.